Haldinini uşmaşini, Haldin'in gücü demektir. Uşmaşe, güç, kuvvet manası taşır. Tapınaklardaki hasıtlar hep bu cümleyle başlar. Çünkü Urartu kralları Tanrı'yı kendine önder edinerek, onun gücüyle birleşen bir kraliyet otoritesini ispat etmek istemiştir. Her işe savaş tanrısı Haldin'in adıyla başlayan Urartu kültürü, her bakımdan teokratik bir kültürdür. Nedir teokratik yapı? Din temelli bir idari anlayış demektir. Bu yüzden de hayatın her alanında Urartu dininin yansımalarını görürüz. Yazılı kaynaklar Tanrı haliyle başlar. Herhangi bir mitolojik eser yine aynı şekilde mutlaka bir yerde, bir metal eserin üzerinde görürüz. Bir tanrıyı görürüz. Urartu dini çok tanrılı bir din. İnsanoğlunun hayatında ihtiyacını hissettiği her gücü temsil eden bir tanrı ya da tanrıçanın olduğunu görürüz. Bu yüzden hala kendi yaşadıkları toplumda, Urartu'nun var olduğu dönemde alıştıkları o teokratik yapıyı sürdürdüklerini söyleyebiliriz. Urartu erken dönem kralı Ishpuini tarafından yaptırtılan ve meher kapı olarak adlandırılan açık hava tapınağı yazıtında tanrılar ve dini ritüeller bakın nasıl anlatılmış. Meher kapı diye adlandırdığımız kapıda 79 tanrının ismi geçmekte ve bu 79 tanrıya adanan kurbanların yer alması. Adak adama önemli bir olgu. Çünkü tanrıları hoşnut etmek, onların desteğini kazanmak için buna ihtiyaç var. Hemen hemen bütün eski çağ toplumlarında tanrıların hoşnutluğunu kazanmak, onların rızasını almak günlük hayatında önemli bir ihtiyacı şeklinde. Bunun için de işte farklı nitelikteki eserler, canlı varlıklar tanrılara adak olarak adanıyor. Urartu tapınaklarının özel olarak ayrılmış depolarında kılıç kalkan gibi silahlardan, takılara, arpa buğdaydan, bakliyata, her türlü madde adak eşyası olarak görülür. İnancın bir yansıması olan bu buluntular arasındaki adak levhaları, Van Müzesi'nin ünik eserleri arasında yer alıyor. 70'li yıllarda Urartu arkeolojisine kazandırılan adak levhalarının keşfi ise oldukça ilginç. Peki, adak levhaları nasıl keşfedildi? Hikaye şöyle başlıyor. Van'ın yaklaşık olarak 68 kilometre uzaklıktaki Giyimli köyünde köylülerin bir cami yapımı esnasında bir bölgedeki Serbar Tepesi denilen bölgedeki taş çıkarma ile başlayan bir süreç. Köylüler o esnada taş çıkarırken adak levhası diye literatüre geçen levhaları buluyorlar. O dönemde köylüler üzerindeki betimlemelerin net olarak görülmediği 3000 adedin üstündeki oksidasyona uğramış eseri köye gelen çarşılara kuru gıda karşılığında takas ederek elinden çıkartmış. Daha sonra 1972 yılında Afif Erzan burada bir kazı çalışması gerçekleştiriyor. Ve oradaki mimari dokunun bir bölümü ve bir odanın içerisinde bunların saklandığı, çuvallarda veya sandıkta olduğunu ileri sürüyor. Ve bugün birçok yazarın bunu giyimli evi olarak yayınladığı bir mekanda bulunuyor. Ve üzerlerindeki bezimelerin hemen hemen hepsi dinsel içerikli olduğunu da görüyor. 1932 yılında yapılan bir depo binası Van Müzesi'nin temelini oluşturmuştur. Burası Urartu eserlerini muhafaza eden, aynı zamanda farklı eser gruplarını da içinde barındıran bir müze ve dönemi anlatması bakımından son derece önemli.
müze sergi salonlarında Urartu dönemine ait çivi yazılı zafer stelleri, kitabeler ve Tanrı Teişeva kabartması, Türk kültürüne ait koç ve koyun şeklindeki mezar taşlarından oluşan zengin bir taş eserler koleksiyonu sergilenmektedir. Arkeolojik Eserler Salonu'nda prehistorik dönemden Urartu dönemi sonuna kadar kronolojik sırayla birçok eser teşhir edilmektedir. Şimdi Urartu Dini Salonu'ndayız. Dini amaçlı kullanılan birçok eserimizin içinde unik olan adak levhalarımızı göreceksiniz. Adak levhalarımızın üzerinde çizgisel bir form içinde tanrı ve tanrıçalar tasvir edilmiştir. Gördüğünüz gibi tanrıça ve tanrılar sıklıkla yer almakta. Tanrı figürü genelde ayakta tasvir edilmiştir. Hemen önünde ise ellerini açmış oturur vaziyette bir kadın bulunmaktadır. Dua eder pozisyondadır. Kimi yerde ise adanacak kurban resmi tasvir edilmiştir. Adak levhalarının köylüler tarafından bulunmasından sonra bu eserler yurt içindeki ve yurt dışındaki pek çok müzeye dağılır. Önemi böylelikle artan levhalar üzerlerindeki betimlemelerden ve birkaçının üzerinde yer alan hiyeroglif yazıların varlığından dolayı bilim dünyasının ilgisini daha da çok çekiyor. Hiyeroglif yazının da üstünde yer aldığı bir örnekte aslan üzerinde Haldi ve karşısında bir kadın yanında bir keçi tasvir edilir. Tanrıların karşısında ayakta duran figürler ve yanındaki küçük baş hayvanlar tanrılara sunulan adakları simgeler. Bu sahne tamamen Urartu'nun klasik özelliklerini yansıtıyor. Onun için Urartu döneminde yani saray sanatı diye tabir edilen sanatın etkisi altında üretilmiş olduklarını ve bir grubu da kaba işçiliğe sahip ve bu kaba işçiliğe sahip olan grubunda halk sanatı olarak tasvir ediliyor ve oradan etkilendiğini ileri sürülüyor. Levhaların üzerindeki betimlemeler ikiye ayrılır. Biri Urartu saray sanatını, diğeri ise Urartu halk sanatını yansıtır. İkisinde de ortak tema dindir. Sanat anlayışlarının ve din anlayışlarının çok üst düzeyde yaşadıklarını düşünüyorum. Çünkü din neredeyse bütün sanat dallarındaki üretmiş oldukları sanat eserlerinin hemen hemen hepsinde özellikle vurgulanmış olarak karşımıza çıkıyor. Adak levhalarının üzerinde genellikle tanrı motiflerini görüyoruz biz. Tanrı veya tanrıça motifleri var. İşte hayvan üzerinde bir tanrı, tanrıya tapınım sahneleri, hayvan üzerinde veya bireysel duran tanrılar, ellerinde alem tutan tanrılar. Ancak genel itibariyle mutlaka bir tanrı motifi var. Yani bir mistik hava var, bir dini hava var. Özellikle tanrıların, tanrıçaların kimlikleriyle bağlantılı bazı stilistik özellikler de verildiği anlaşılır. Örneğin Urartu betimleme sanatında tanrılar her zaman başlarında bir başlık taşırlar. Ve bu başlığın üzerinde boynuz simgeleri, boynuz resimleri vardır. Bu onun bir tanrısallık alametidir.
Keza yine üzerine giymiş olduğu giysi, belindeki kırlıcı, zaman zaman giyimli örneklerde de, adak levhalarında da örneğini gördüğümüz gibi kanatlı verilmeleri bunların tanrısal simgeleridir. ...79 tanrı ve tanrıçası olan Urartu inanç sistemindeki tanrılar farklı üsluplarda betimlenmiştir. Giydirilen özel başlıklar ya da pelerinler tanrıyla insan arasındaki ayrımı ifade eder. Tanrı halkı bize hayat bahşetsin şeklinde böylesi ifadeler bulunmakta. Yani hayatın bahşedilmesi, işte pistuşe, mutluluk anlamına gelmekte. İşte mutluluk için, sevinç için, zafer için. Örneğin baş tanrı Haldi hemen hemen bütün tasvirlerinden istisnaları vardır ama bir aslan üzerinde resmedilmektedir. Aslan malum gücü, kudreti sembolize eden bir hayvan olarak bilinir ve bu aynı zamanda da işte Tanrı Haldi'nin kutsal bir hayvanı şeklinde değerlendirilir. Adak levhalarının üzerindeki betimlemeler içinde birçok simgesel obje de yer alır. Her biri büyük anlamlar yüklenmiş bir inanışı sembolize eder. Tüm gücüyle insanı karşılayan tanrılar, ellerinde alem denilen bazı simgeler taşırken, nar, haşhaş ve buğday gibi simgeler de bereketi sembolize eder. Astronomik olarak gerek Urartu tasvir sanatından, gerekse Mezopotamya sanatından tanıdığımız güneş, yıldız, çarkı felek gibi bazı motiflerinde yine bu plakalar üzerinde yer aldığını görürüz ki bunların zaten dinle ilişkili olduğunu biliriz. Yani Sümer'le başlayan ama Akatlar tarafından geliştirilen bir çivi yasının gelişim aşaması söz konusu. Başlangıçta semboller vardı çivi yasında. Tek bir anlamı ifade eden bir sembol vardı. Hani çivi yasının atası aslında resimlerdi. İnsanoğlunun en büyük üretimi olan yazı, anlamayı, anlaşılmayı ve aktarmayı sağlar. Bu sürece ulaşıncaya dek kendini ifade etmeye çalışan insanoğlu, hiyeroglifleri ve çivi yazısını kullanmıştır. Örneğin güneş, Urartu tanrısı Şivini'nin simgesidir. Ya da ay, hilal, ki genellikle hilal şeklindeki aylar tasvir edilir. Bunun Men olarak adlandırılan ay tanrısıyla bağlantılı olduğu görülür. Resimlerden sonra resimlerin yetersizliği, yani anlamsal aktarımdaki yetersizliği, daha sonra bu düz çizgilerden oluşmuş olan bir takım işaretlere yerini bıraktı. Ve bu işaretler aynı zamanda farklı farklı anlamları da meydana getirmekteydi. Dilin gelişim aşamasında böylesi bir süreç söz konusu. Anadolu'daki iki tane çivi yazısını kullanan uygarlık var. Onlardan bir tanesi Hititlerdir. İkincisi ise Urartulardır. Köylülerin bakır zannedip takas ettiği adak levhaları aslında kalay ve bakır karışımından oluşan ve tunç denilen bir alaşımdan yapılmıştır. Bu dayanıklı malzeme ısıtıldığında sıcakken üzerine çok rahat bir şekilde betimlemeler işlenebilir ve Urartular bu yöntemle maden sanatını daha da ileri seviyeye taşıyor. Urartu maden sanatı içerisinde ilkleri yaşadığını da biliyoruz. Çünkü Urartular altın görünümü, altın elde etmek o çağda çok zor. Altın elde edebilmek için bu sefer madenleri karıştırıyor. Bakırın içerisine %90 bakır, belirli oranda kalay karıştırıyor. Bunun içerisine
çinko katarak pirinç dediğimiz sarımtırak bir alaşım elde etmiş oluyor ki altın görünümünde ve birçok eserinde de Urartu'nun bunu görmek mümkün ve Anadolu medeniyetleri içerisinde de ilk defa pirinci üreten uygarlık olarak da karşımıza çıkıyor. Rastgele yerleştirilmiş betimlemelerin yanı sıra özenle sıralanmış figürlerin oluşturduğu sahneleri de yansıtırlar. İnsanın tanrısına adadığı dilekleri ve tanrısını memnun etme isteğini yansıtan adak levhalarının üretim tekniği nasıldı? Üretim teknikleri, Urartu'nun o klasik dediğimiz önceden levha tavlanıyor. Tavlandıktan sonra üzerlerine baskı tekniği uygulanacaksa kabartma tekniği dediğimiz arkadan figürün negatifi vurularak ön taraftan pozitifi çıkıyor. Pozitifi çıktıktan sonra çelik uçlu kalemlerle figürse, hayvansa çelik uçlu kalemlerle figürün konturları tamamen çizilmiş oluyor. Çelikleme ve demiri dövüp suya sokarak çeliğe dönüştürme tekniği de Urartularda görülmektedir. Bir de üzerlerinde en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi bazen iki delik, çoğunda dört delik olmak üzere köşelerine deliklerin açılması. Her zaman olmasa bile en azından törenlerde giydikleri elbiselerinin üzerine bunların aplike edildiği gibi değerlendirmeleri de var. Ama ne olursa olsun, kullanım yerleri nasıl olursa olsun, bu levhalar muhtemelen bir yere rapt ediliyordu. Bir yere bunlar sabitleniyordu. Levhaların kullanımıyla ilgili çok farklı görüşler var. Bazı araştırmacılar tapınak duvarlarına asılmış olabileceğini söylerken, bazıları kişisel eşyalar üzerinde muska olarak kullanıldığını, bazıları evleri kem gözden korumak için kullanıldığını, bazı bilim insanları ise mezarlara armağan olarak bırakıldığını söylüyor. Bu konudaki tek ortak görüşse levhaların dini amaçlı olduğu yönünde. Bunların nerede kullanıldığı noktasındaki farklı görüşlerde ileri sürülmüş olsa da ortak bir görüş yok. Ama ortak olan görüş şu, bunların mutlaka dinsel içerikli olarak kullanılmış olması. Urartu adak levhaları unik, gizemli bir eser. Neden gizemli? Çünkü şimdiye kadar Urartu gerekse işte Anadolu kültürlerinde sadece Urartu'ya has bir özelliğe sahip. Adak levhalarının Anadolu uygarlıkları içerisinde sadece Urartu'ya özgü olduğunu da biliyoruz. Urartu adak levhaları çok bilinmeyen bir denklem ama çözülmesi Urartuların sosyal hayatına ve nasıl bir yaşamları olduğuna dair ipuçları barındırıyor. Ya Urartuların muazzam derecede bir din inancının olduğunu ve bu din inancını da sanatlarına yansıttığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen hemen her şeylerinde bir tanrı öğesi, hiç yoksa bir mitolojik öğe mutlaka kullanılan, tam ince detaylarını çözemediğimiz, bilemediğimiz, kendine has bir dini inancı olan bir toplum, bir kültür. Tarihin tozlu sayfaları geçmişe gömülüp gitseydi eğer, bugün yaşadığımız hiçbir şeye anlam veremezdik. Müzelerde muhafaza edilen eşsiz eserler bize her gün yeniden bu gerçeği, bugünü ve kim olduğumuzu anlatıyor.